Sevgili Tayfun Erarslan, Türkçe kökenli olan isminiz Büyük Okyanus ve Çin Denizi'nde görülen şiddetli fırtına anlamına gelmektedir. Sosyal ilişkileri önemsiyorsunuz ve akıllı davranıyorsunuz. Zeki ve uzlaşmacısınız. Hayatın güzel yanlarının tadını çıkarırsınız. Nabza göre şerbet vermeyi biliyorsunuz. Yeniliklerden hoşlanıyorsunuz. Değerli olanı bilen, duyarlı ve yapıcı davranabilen bir yapıdasınız. Rahatınıza düşkünsünüz. Sıradan şeylerden hoşlanmıyorsunuz. Kaliteye, aşka ve arkadaşlıklara önem veren ince, nazik, iyi niyetli bir kişiliksiniz. Neptün gezegeninin etkisindesiniz ve hayalperest yönleriniz ön plana çıkıyor. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak size daha kolay gelir. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken tanımadığınız insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilirsiniz. Hassas olmanız çabuk kırılmanıza neden olabilir. Herkesin sözlerini kafaya takabilirsiniz. Manevi yönünüz oldukça gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığınız hayal kırıklıkları iş hayatınıza da yansır. Dış etkenlere oldukça açıksınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanıyorsunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Geçmişteki izleri sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağlıyorsunuz. Adınız mekanik, muhasebe, bilgisayar, öğretim, hukuk, inşaat ve benzeri alanlarda yetenekli, sistematik ve eksiksiz bir kişi olduğunuzu gösteriyor. Ayrıntılara dikkat ederek önceden plan yapıyorsunuz. Verimliliğiniz nedeniyle çok fazla sorumluluk alırsınız ve aşırı derecede endişelenmeye, önlem alarak ayrıntılara dahil olmaya çalışırsınız. Bir fikri ayrıntılı olarak inceleyerek tüm gerçekler sizin için yerine gelene kadar değişime direnirsiniz. Kasıtlı olarak hata yapabilirsiniz. Aşırı ihtiyatlı doğanız birçok umut vadeden fırsatların geçmesine sebebiyet verebilir. Mali durumunuzu ve size ait olan şeyleri koruyarak evinizi iyi bir standartta tutarsınız ve tüm aile sorumluluğunu ciddiye alırsınız. Şefkat duygularınız saklı olmasına rağmen düşünceli bir insansınız. Bağırsak sisteminde ve artrit veya romatizma gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakimiyet, güven, uyum ve denge konularında sorunlar yaşayabilirsiniz. İnanç ve yüksek amaçlarınız çok. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor.
oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Renkli bir kişilik sayılırsınız. Sadece yeşil renginiz ve beyaz ışığınız eksik. İçgüdü renginiz kırmızı. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz.